Hanımlar beyler, Oya Başar, Begüm Birgören, Evren Can Gündüz ve Deniz Bağrı Açık'la başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz birbirinizi tanıyorsunuz ikiniz. Siz evet. Plastik Aşklar oyunuyla bize geliyorsunuz. İkiniz birbirinizi tanıyorsunuz ve iki kişilik bir oyunda oynuyorsunuz. Evren Can Gündüz'ü hepimiz tanıyoruz. Deniz Bağrı Açık'ı henüz çok tanımıyoruz. Siz yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Evet, Paris'te yaşıyorum. Paris'te yaşıyorsunuz. Ben de Paris'ten geldim yeni. Çok sinirliyim. Yani Paris'e gittiğim için sinirliyim. Yanlış anlaşılmasın. Memlekete geldiğim için çok mutluyum ve Sular Yükselince belgeseliyle bize konuk oluyorsunuz. Eğer müsaade ederseniz konuşmamıza önce hanımefendilerden başlamak istiyorum. Evren Can Gündüz'ü de konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Hem babası arkadaşımdı. Baban herkesin arkadaşındı. Bunu çok fazla arkadaşıydı. Çok fazla duyuyorsundur. Yani neredeyse babanın arkadaşı olmayan yoktu. Dolayısıyla sen herkese babandan mirassın ama o kadar büyük bir nasıl söyleyeyim parlak ve güzel bir kariyere başladın ki hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunları söylemem canını sıkıyor mu? Hayır, sıkmıyor. Çok mutlu oluyorum. Ha, yani çünkü bazen insan belki sadece kendisi olmak ister. Belki hiç bahsedilmesini istemez. Hani çok güzel konuştuğunuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim ben de. Ne kadar saygı, sevgi ve düzeyli bir konuşma devam ediyor değil yavaş mi? Yavaş yavaş evet. Ediyorum. Evet. Yani. Peki. Oya Hanım nasılsınız? Ben sizden hep korkarım birazcık. Neden acaba? Sizden çok kişi korkuyor mu? Senden de çok korkuyorlar Okan'cığım. Hayır, asıl sizden korkuyorlar. Ortak bir özelliğimiz var herhalde. Nedir efendim? Mesela gelirken de Begüm de gelmek istemiyordu. Ben gelmeyeyim dedi. Ha. Okan Bey'in programına dedi. Ne olur Oya abla siz yalnız çıkın dedi. Hayır. Dedim bir şey yapmaz. Ben varım yanında. Evet. Benden korkar dedim. Bravo. Çok doğru söylemiş. Hakikaten Oya Hanım'dan hepimiz korkarız. Eyvah. Çünkü çok iyi bir oyuncudur. Çok iyi. Sadece iyi oyunculuk değil. İyi profesyonel bir tiyatro insanıdır. Her öyle. Şeyden önce ve korkunçtur. Korkunç iyi oyuncudur. Ben benim gençliğim onun gençliğinden beri tanıyorum oynadığı oyunlardan. Bayılırım hakikaten sahnede. Yani onun yanında kendinizi göstermeniz herhalde biraz güç oluyordur. Değil mi? Enerjisi evet Oya ablanın yani onu böyle dengelemeye çalışmak benim için böyle zaten bir ne derler challenge değil ne yani bir ne denir ona? Kendime evet göstermeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorsunuz. Evet, peki evet. Oyun bitti. İşte tebrik etmeye geliyorlar kuliste filan. O zaman övgüler nereye doğru gidiyor? Size doğru geliyor mu? O, hanımefendiye doğru mu gidiyor? Daha henüz başlamadık oyuna. Yok ya. Provalardayız şimdi. Provalarda mısınız? Evet, ben evet, başladığınız evet. İnşallah sandım. Öyle. Hayır bir de tabii ki bir kuantum mekaniğiyle ilgili bir problemimiz var. Yani biz burada çekiniyoruz. Programı çekiniyoruz. Programımızın selfiesini çekiniyoruz. Sonra bunu çekinip anında yayınlamıyoruz tabii. Belli bir süre sonra yayınlıyoruz yani. İşte önümüzdeki günlerde. O sırada belki oyun başlamış olacak. Değil hayır. Mi? O zaman da mı olmayacak? Oyun başlayacak mı? Aslında başlamayacak. Biz sizi kandırıyoruz. Evet. Peki ne kadar zamandır prova yapıyorsunuz? Bir aydır evet. Bir aydır. Böyle zaman mefhumunu kaybettiğiniz oluyor mu? Olur provalarda bazen. Daha henüz olmadı. Önümüzdeki günlerde olacak. Çünkü yaklaştı zamanımız. Evet. 26 Kasım'da ve 27 26. Kasım'da İzmir'de oynuyoruz. Çok İlk güzel. Oyunlarımız orada. O yüzden önümüzdeki hafta biraz sıkışacağız gibi. İzin verirseniz ben onları söyleyeyim. 26 Kasım'da İzmir Torbalı'dasınız. Evet. 27 Kasım'da İzmir Konak'tasınız. 28 Kasım'da Denizli'desiniz. 29 Kasım'da Aydın'dasınız. 3 Aralık'ta İstanbul Baba Sahne'de. 4 Aralık'ta Sakarya. 8 Aralık'ta Çorlu, 9 Aralık Tekirdağ, 13 Aralık Mersin Kültür Merkezi, 15 Aralık Adana. Borca mı girdiniz? Nedir? Problem neydi?
Zor durumdayız o kadar. Ya böyle tiyatrocularda böyle bir şey var. Yani oyun çıkana kadar böyle bir ay, bir buçuk ay, bazen iki ay prova. Hatta İstanbul'da bir araya gelmenin güçlüğünden dolayı insanların başka işleri de var falan filan. Bazen üç ay, dört ay süren provalar oluyor. Sonra bir başlanıyor baba, deli gibi Anadolu'ya dağılıyor böyle şeyler gibi, manyak gibi oyun oynamaya başlıyorsunuz. Ve hiç yorulmuyor tiyatrocular. Yorulmaz. Evet, çok acayip gerçekten bir şeymiş. Gerçekten öyle. Bir de üstelik... Ve üç kuruş paraya bunu yapıyorsunuz. Evet. Aa. Tabii onu hiç... Aa ne abi? Haberin yok mu kaç para verildiğini? Ha yani işte kime göre değişir tabii yani. Biz tiyatro iki... lirası. Tiyatro lirası olsun tatlı ama biz televizyon iki kişi... lirası var, tiyatro lirası tabii, var. Tabii. Instagram influencer'ın lirası var. Onlarla kıyas kabul etmez tabii. Evet. Kıyas kabul etmez ama yani yine iki kişi olduğumuz için. İkiye bölüyorsunuz. Bir de tabii diğer çalışanlar var değil mi? İşte yönetmen, tabii, yazar tabii, falan. Tabii. Böyle şeyler. Peki plastik aşkların elimde bir bilgisi var. Kendinizle ne kadar barışıksınız ya da küs, hiç düştünüz mü içinizdeki terk edilişin tuzağına? Plastik aşklar tıpkı yaşadığımız zamandaki aşklar gibi, bu yapaylıkla dalga geçebildiniz mi filan diye devam ediyor. Ve biraz şimdi siz bahsedin isterseniz, ne anlatılıyor plastik aşklarla? Günümüz aşklarını anlatıyoruz. Artık eskisi gibi değil hiçbir şey. İçi dolu değil duyguların. Günlük her şey. Ha, öyle böyle. Ha, sen nasıl? Bugün beraber olalım, akşam gidelim mi, sabah kalkalım mı? Böyle bir vaziyette. Yapmayın ya. Aşk hiç yok benim başıma artık gelmiyor. Hadi gidelim mi filan? Hiç yok. Yok o yüzden günümüzdeki... Sende var mı? Ben azalttım artık. Azalttığına bak, azaltmaya çalışıyor. Kimisi bulmaya çalışıyor, kimisi azaltmaya çalışıyor ayol. Evet. O yüzden gerçek duyguyu yakalamak. Sadece aşkta değil aslında. Arkadaşlıklarda da var bu. Çok satıkta arkadaşlıklar. Kimse kimsenin derdinden ilgilenmiyor. Kimse kimsenin hayatını paylaşmıyor. Derdine derman olmuyor. Herkes günlük yaşamaya başladı. İnsanlar tek başına yaşamaya o kadar alıştı ki, bir de teknoloji insanları bu hale getirdi. Düşünün mesela iki sevgili, işte burada bir sürü genç arkadaşımız var. Gidiyorlar bir restorana, ellerinde telefon. Sürekli oradan ya, mesajlaşarak konuşuyorlar neredeyse. Sürekli selfie yapıyorlar. Ne güzel çık, ne güzel fıstık, ne güzel fındık. Bu fasla ne güzel. Böyle bir hayat düşünemiyorum ben mesela. İnsan bir şeyleri konuşmaya, birlikte olmaya gidiyor orada değil mi? Telefonun ne işi var? Mümkün olsa herkesin elinden telefonu toplattıracağım. Kesinlikle. Bravo. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Tabii gençler var şimdi sizin karşı tarafta oturuyorlar. Evet. Onlara da sormak lazım yani. Ama böyle büyüyor çocuklarımız. Bence doğru değil. Doğru değil. Bence doğru değil. Her şeyin bizim çok enteresan bir huyumuz var. Biz millet olarak ya sıfırdayız ya ondayız. Bravo. Beşi bulsak sınıfı geçeceğiz. Her şey bizde marjinal noktada. Elimizde sokakta yürüyor. Adam caddeden geçiyor. Elinde telefon, telefonla konuşuyor. Ben diyorum ki arabalara bir polis, hani geç dur. Her yayanın başına da bir polis koyacaksın. Kapat, dur, geç, şimdi geçme. Aman. Bu halde inanılacak aman değil. Sonra devam oyunun hikayesi. Oyunumuzda genelde bunu anlatıyoruz. Bir de bir ayrıcalığı daha var oyunumuzun. İki kadın da aynı adama aşık. Ha. İçlerindeki fırtınayı yaza çevirmeye çalışıyorlar. Bahara getirmeye çalışıyorlar. Sonuçta bir umutu anlatıyor. Demek ki her şeyi kendi içimizde aramamız gerekir. Bulmamız gerekir. Bulmaya çalışalım. Kendimizi tanımaya çalışalım. Peki elimde bazı fotoğraflar var. Yani çıplak fotoğraflar bulamadık ama bu bizi rezil edecek Begüm, bu sizin mi şu? Ay evet. Evet. Ay peki, o da gene buradaki öyle. Durum nedir yani? Ne oluyor gene burada? Gene öyle ya. Bir şey söyleyeyim mi? Renklerini sevdim mi? Bir şey paylaşayım diye yani. Çok fotoğrafçı bir arkadaşım, ne olur gel fotoğraflarını çekelim. Bu çok saçma. Peki niye fotoğrafçı demiş arkadaşınız böyle bir pozunuzu hayır, çekti? Hayır, hayır. Gel seni fotoğraflarını çekelim. Burada? Bunu kendim çektim. Yani bunu kendiniz. Peki burada ne tutuyorsunuz? Bu tuttuğunuz nedir? Ya bu nedir? Nasıl bir bitki bu? Ben bitkiyi anlamadım. Siz tanıyor musunuz bitkiyi? Palmiye. Palmiyenin evet. Palmiyenin tohumları. Sonbahar.
Peki niye bundan zevk alıyorsunuz? Ama renkleri çok iyiydi. Lütfen. İçinde. Renkler çok iyi. Yani rengi güzel olan bir şeyi tutunca niye kendinizden geçiyorsunuz? Ama neden sizin hiç duvar önünde bir fotoğrafınız yok mu? Duvarın resmini rengine güzel diye onun önünde durup poz veriyoruz. Ama ben onu böyle naharan diye böyle kendimden geçmiyorum burada. Böyle ben bir de şey. Kendimden peki, yok geçmemişim. Peki, peki burada bu niye hayvanı yiyorsunuz burada? Hangisi bakayım? Niye? Evet, uzun bir uzak doğu seyahatinden döndükten sonra evet. Özlemişim, acıkmışım ve özlemişim ve onu ısırıyorum. Gibi ısırma da sevgi. Evet, Ceda. Peki bu şey mi bu? Ha yok, düşük kulaklı olanlardan değil. Bu ne? British Short Air. Ha, British Short Air bu. Evet, ama bir evet. De kulakları böyle kıvrık olanları o var. O da Scottish. Ha, onlar Scottish, pardon. Ben karışıyorum. Hiç böyle tabii pahalıdır herhalde bu kediler. Alamıyoruz ki bizim şeyimizi. Olur mu? Hayır, zaten bunlar, almıyoruz. Bir de almıyoruz. Sahipleniyoruz zaten. Arkadaşlarımızın yardımını almıyorsunuz. Pet shop'tan asla, almıyorsunuz. Asla öyle bunu bir şey nerede, yok. Peki British Short Hair nerede dolanıyor da siz onu sahipleniyorsunuz? Bir arkadaşım, bir arkadaşımın çiftleştirdiği bir yavruyu almıştım. O zaman bunları çiftleştiriyorsunuz. Yani çiftleştirmiş yani bir arkadaş. Için... Asla. Ama bu yanlış değil mi? Hayvanları asla. Sekse teşvik etmek sürekli pet shop'tan almak. Ne için onların da hakkı? He. Yani anladım ama onlar kendileri kendi doğal ortamlarında arasalar bulsalar. Zaten siz... öyle oluyor birlikte. Onlar bir araya geliyor yani. Şimdi biz bu ne yapabiliriz ki? Begüm'e asla bir şey söyleyemezsin. Hayvan hakları savunucusu kendisi. Evet. Bu konuda çok güzel girişimleri olan bir peki, siz, arkadaşımız. Anladım peki. Yani kötü bir şey yapmayacağım zaten. Peki siz kendi bu sizin bu sizin British Short Hair'iniz evet, değil mi? Evet, benim. Bunu bir ne yapıyorsunuz? Erkek mi dişi mi bu? Erkek. Erkek. Bunu peki ne yapıyorsunuz? Mesela bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Aa sende de mi British Short Hair var? Falan. Bir araya getirelim bakalım. Eğer hoşlanırlarsa birbirlerinden bir hani onlar da o haklarını kullansınlar diyoruz. Peki. Kaç yaşında bu? 10. Ay tam öyle kocam. 10 yaşında ve çocuğu yok mu? Çocuğu yok evet çünkü ben onu kısırlaştırdım yani evet. Günah çıkarması yapmamamız gereken bir şey aslında. Evet ama bu hayvan haklarına aykırı. Kesinlikle. Peki ama galiba şey yapıyorlar değil mi? Birkaç sene çocukları oluyor filan ondan sonra vazgeçiyorlar. Sonra hastalık da oluyor. Ne oluyor? Yani yaşlandıkça işte dişilerde kist falan oluşuyor. O yüzden alınması daha doğru oluyor. Peki ama bizim ülkemizde hayvanları çok seviyoruz biz. Bütün hayvanları yani ben... Yiyor kim ya. ama? Hangi kim? Sevmiyoruz. Mesela yurt dışında görmüyorum hiç mesela böyle bu kadar çok hani mahallelerde... Sokak hayvanları görmüyorsunuz. Sokak hayvanları ama... görmüyorum ama şeyleri de hayvanları da hiç beğenmiyorum yurt dışında gördüğüm hayvanları. Çünkü çok yani yalnızlık paylaşılan hayvanlar onlar. Pek sağlıklı bulmuyorum onları. Biraz şizofrenik buluyorum o hayvanları. Yani mesela işte bir kadın ve bir köpeği ya da yani kedileri genelde görmüyoruz zaten. Pek kedi yok galiba. Bizde çok fazla kedi yok. Kedi Paris'te ben birkaç kere masanın üstünde gördüm. Tasmayla dolaştırıyorlar. Ama kedileri zaten evet, tasmayla dolaştırıyorlar. Siz de farkında mısınız Paris'te biraz şey yapmıyorlar mı yani? Bence çok yani gittikçe özellikle benim oturduğum semtte de çok fazla insanın köpeği ve kedisi var. Kedileri genelde alma nedenleri yurt dışında çok fazla eski evler olduğu için fareler var. Farelere karşı kediler alınmış. Özellikle Hollanda'da vesaire her evde bir kedi vardır. Paris'te de köpeğe çok düşkünler ve köpekler her işte mağazaya girebiliyor, kitapçılara giriyor, restoranlara giriyor ve büyük bir özgürlük alanı. O yüzden de gayet yani hiç stereotip olan işte böyle kadının gezdirdiği ve düşkünlüğü olan kişiler görmüyorum açıkçası. Evet. Erkekler peki, bayağı bir düşkün aslında orada. Peki bu biraz da sizin oyunla alakası var mı acaba? Hayvanlarla ilişki insanlar hayvanlarla paylaşmaya başladılar yalnızlıklarını gibi doğru geliyor bana. Doğru söylüyorsun. Tabii. Son zamanlarda o çok var. Ha. Bu teknoloji öylesine mahvetti ki insanı yani getirdiği kadar da götürüyor tabii. O yüzden bir şeye sığınmak, bir sevgi, bir sıcaklık. Oysa ki biz çocukluğumuzda hep önümüzde kedimiz, yani, köpeğimiz hep öyleydi. Köpekler için onu söyleyebiliriz yani evet. Ne anlattığını bilmese de dinleyen. Senin var mı kedin ya da köpeğin? Benim iki tane köpeğim var. Birisinin ismi Ateş, diğerinin ismi Barut. Ateş Kangal dişi.
erkek. Kangalı evde mi bakıyor? Hayır, bahçeli bir eviniz var. Köyde bakıyoruz, Dalyan'da. Ortacı yaşıyoruz. Ondan sonra köpeğimizin ismi Barut. O da 8 yaşında. Teriyer kırması ama büyük bir teriyer. Yani şu bacak boyuma geliyor. Ondan sonra mutlular işte. Köyde yaşıyorlar yani. Üzgünüm ama. Ne güzel, kangalları çok severim. Şunu için soruyorum ben. Yani aslında. Evet. Acaba hayvanları avatarlarımız haline mi getirdik diye düşünüyorum. Yani artık kendimize benzettik ve onların mutluluğuyla uğraşıyoruz filan. Yani bazen anne babaların çocuklarıyla ilgili yaptıkları şey de evet. Bu. Yani çocuklara çok önem verip onlar için yaşamak filan ve belki çocuğu olmayan insanlar da acaba oraya mı yöneliyor? Ev hayvanları için mi yaşıyorlar falan. Mesela şimdi sen de bahsederken öyle hissediyorum. Yani sen de onu çok güzel bahsediyorsun. Seviyorsun. Bir de işte sizin anlattığınız gibi insanlar o kadar çok samimiyetsizleşti ki artık hayvana ve şeye işte hayvana doğru, samimiyete doğru gel. Yani mesela hayvan kızıyorsa kırılıyor. Şimdi insan kızıyorsa bazen gülüyor mesela. Ya. Kızdığını belli etmiyor yani. Hmm. Ondan sonra başka yerden yakalıyor seni. Sen hiç farkında değilsin. Sivrisinek gibi sokulmuşsun mesela. Sonradan kaşıyorsun böyle gibi. Hmm. O yüzden her şeyi açıkça belli eden bir canlı olunca insan ona sarılıyor. Bizim bir papağanımız vardı. Ne zaman evde temizliğe çıksa Fatma diye başlardı bağırmaya. Ve onun üstüne bir çarşaf örterdik o temizlik yaparken. Hmm. Çünkü belli ki o ona bir kere kötü davranmış. Bir şey yapmış ona. Ha. Bir papağanın böyle bağırmasına olanak yok. Onu gördüğü zaman merdivenlerde gördüğü anda başlardı bağırmaya. Çok enteresan bir Fatma şey. Fatma da itiraf etmiyor. Etmiyor tabii. Büyük ihtimalle etmiyor. Hiç falan filan bir şey yapıyor. Bir şey yapmış ona belli ki. Onu gördüğü anda yani onunki o kadar doğal ki reaksiyonunu gösteriyor. Demin de dedi yani köpek de kızdığı zaman hırlıyor. Mesela bunu bana yapma diyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Ama biz insanlar canım benim tamam tatlım oldu. falan. Evet. Çocuklarda ve hayvanlarda riyakarlık yok. Yok. Peki, oyun fotoğrafları var elimizde. Hı. Onlara bakacağız. Buyursunlar. Çok güzelmiş. Bunu ben de gördüm. Bu da çok güzel. Çok güzel fotoğraflar. Kim çekti? Çok şeker. Ay, şimdi ismini bilemedim ama. Hatırlamıyorsunuz ama. İsmini bilmiyorum. Pardon, çok ama, ayıp oldu. Olsun ama bunlar da çok güzel fotoğraflar. Evet. Çok bu güzel da çok güzel falan diyorsun. Peki. Bir de afişimiz var oyunla ilgili. Afiş de çok güzel. Ne kadar güzel. Afiş fotoğrafları da çok güzel. Evet, çok güzel. Birazcık Photoshop var tabii ki. Hiç yok. Yeminle. Biraz yeminle yok. Yani sizde yok fakat Begüm'de bolca. Peki, Begüm'de var. Arka plan? Sizde yok. Arka plan gerçek mi? Hayır, bu resim. Tabii. Tamam. Arka plan gerçek. Begüm'de değil. Biraz Photoshop var. Oya Hanım'da hiç Photoshop yok. Peki. Şimdi sizinle ilgili bir de bir kolaj görüntülerimiz var. Bir de onlara bakalım. Canımcıklarım, iyi akşamlar olduğu kadar iyi bayramlar da. Bu akşam bayrama ve size özel programımızla karşınızdayım. Ne bu hal? Hiç sorma, hiç sorma. Ne bu hal lan? Ayaklarım çamur içinde. Nereye girdin lan? Lan ayağımı bırak, suratıma bak. Ne bakayım lan suratına? Memnuniyet mi var? Lan bir tane çarpacağım şimdi geri. Göreceğim ananın çorabını tövbe. Lan başıma bak, başıma. Ne koydun lan kafana? Ben gideyim de çocuğu giydireyim. Anası oturmuş, burada keyif yapıyor. Hem de kocasıyla. Ha yok, bu mankenler var ya onlara özeniyor. Ben anladım. Hani onlar diyor ya koca, koca, koca. Birincisi Allah rahmet eylesin, mükemmeldi, mükemmeldi. Yani bütün Türkiye'yi bir araya toplayan kaç sene sürdü? 20. Çok acayip. Yani bütün dünyada rekordur. Evet. Yani 20 sene süren bir komedi programı ve de sosyal bir program. Aa, aslında. Tabii. Bir de defalarca yayından kaldırılmaya çalışıldı. Başına ya. Neler geldi. Tabii. Bütün yani belki gençler o kadar bilmiyor ama hakikaten zorlu bir süreçti. Çok hep uzun bir süreçti. Hep yasaklanan. Niye mesela yani? O zamanların Türkiye'si öyleydi. Yasaklar vardı. Şimdi çok şaşırıyoruz bunlara. niçin değil mi? Aslında yani olmaz. Yani bu ne zamanda, hangi seneler? Vallahi ben bile hatırlamıyorum. Milattan önce.
önce zamanların Türkiye'si nedense iktidardan insanlar rahatsız olabiliyorlardı kimi söylenen şey. Sizin de programınız oldu. Ya ama oldu ama hiç şimdi hatırlamıyoruz bile. Çok eskide kaldı onlar. Her şeyi onlar. Unuttuk. Evet. Zorunda. Yok şimdi öyle şeyler olarak. Değil mi? Hiçbir şey yasaklanmıyor. Dert üstü, murad üstüyüz. Her taraf yemyeşil. Ama şöyle söyleyeyim. Bir geleceğe doğru el ele hep birlikte yemyeşil çimenler üzerinde koşuyoruz. Ne kadar yasaklansak da yayınlandı. Şimdi de YouTube'dan da devam ediyor aslında. Aynen, hala evet. Bütün ne hayır, varsa. Hayır, biz televizyonda yayınlandık. Evet, tabii. Yıllarca ama, yayınlandık. Ama şimdi eski söylemek yayınlar... istediğimiz şeyleri hep söyledik. Evet, söylediniz. Evet. Hep söyledik. Her zaman ne istiyorsak onu söyledik. Halka ayna tutmayı hiç bırakmadık. Evet. Onlara kendilerini göstermek istedik. Peynir pahalıysa pahalı dedik. O öyleyse böyle dedik. Şu şöyleyse şöyle dedik. Bu bizim dünya görüşümüzdü. Bunu anlatmaya çalıştık. Bizi yasaklamaya da çalıştılar. Şöyle söyleyeyim. TRT'de çalışıyoruz. Program kıyamet kopuyor. Bir gün bir iktidardan bir bakan mitingde dedi ki olacak o kadar bize oy kaybettiriyor dedi. Bunu da manşet attılar gazeteye. Hemen aradan 3 gün geçti. TRT'den bize bir yazı. Çok başarılısınız. Ama sizi bir süre dinlendirmeyi düşünüyoruz. Tabii. Dinlenmemiz gerekiyor bizim. Ve işimize son verildi. O zaman sadece TRT var. Başka yerde çalışmanıza olanak yok. Yok abi. Ne zaman ki özel kanallar açıldı, ondan sonra çalışmaya başladık. Orada da özel kanallarda yasaklandınız. Özel ama kanallarda yasaklanmadık. Özel kanallarda yasaklanmadık. Özel kanalda şöyle bir şey oldu. Ama bir müdahaleler kez oldu. Oldu tabii. Bir bakan hanımefendi yine müdahale etti. Onun bizi tamamen bize kızdıkları için bütün bir kanalı kapatmaya karar verdiler. Tabii o bize çok üzüntü oldu. Biz de dedik ki bizim programımızı yasaklayın. Kardeşim çocuk da seyrediyor da çizgi film. Haberleri de izliyor insanlar. İnsanların haber alma özgürlüğünü elinden alıyorsun. Sadece bizi yasakla. Ona hayır dediler. Bütün bir gün kanalı kapatıyoruz dediler. Onlara karşı çıktık. Öyle bir sorunlarımız oldu o zaman, o dönemde. Olsun. Hizmetiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok ne güzel mersin. Konuşuyorsun. Ay, bu ne kadar tatlı bir çocuk gerçekten. Maşallah. Ama ben de bu sözü ilk defa duyuyorum. Hizmetiniz için teşekkür ederiz. Kalkabilirsiniz hem gibi dünyaya oldu. Ya neydi o eski günler değil mi? Ne acayip de. Hep söylerim biliyor ama musunuz? Ama ne dertlerimiz vardı. Şimdi kedilerimizi nasıl çiftleştireceğiz? Vallahi dert kalmadı şekerim. Bir şey söylüyordunuz. Yo yo, sizin için hep söylerim ama yani. Ne dersin? Hani benim gibi korkanlar için filan. Estağfurullah. Hani bazı sanatçıların seveni var, sevmeyeni var filan. Siz bir dönem işte televizyonlardan uzak kaldınız. İki ve... sene. İki sene mi? Hayır, çok yok, ciddi bir zaman sanki. O size öyle bize gelmiş. Öyle çok gelmiş. Teşekkür ederim. Peki o zaman ama şeydi hakikaten. Yani hani Türk televizyonlarında... Yani hani bir gencin dışarı çıkamayan, belki ailesinin işte o durumu yüzünden ne derler, yani evden dışarı çıkamayan, televizyonda eğlenceyi bulan bir genç için hakikaten sevdiği işte ne bileyim sinema sanatçısının, tiyatro sanatçısının, sevdiği şarkıcının, rock grubunun ve güzel nitelikli sohbetin olduğu bir program yapıyordunuz. Çok tatlısınız. Evet. Teşekkür ederim. Yo yo yo, yani hakikaten iltifat için değil. İyi ki varsınız aslında yani. Peki, Türkiye'nin siz için. Size de teşekkür ederiz. Evet. Hizmetlerinizi. Hadi gel gidelim ikimiz. Deli herhalde. Öyle bizi göndermeye. Evet. Peki. Hoşçakalın. Şimdi biraz Deniz Bahar Açık'tan söz edeceğiz. Sular Yükselince belgeseli. Şimdi siz birazcık size bakalım ne yaptınız. Sen Benoa Frans Lisesi'nden mezun olmuşsunuz. Sonra Galatasaray Üniversitesi'ne sosyoloji lisansı yapmışsınız. Sonra toplumsal cinsiyet alanında yüksek lisansınızı ve ekonomi ve çalışma sosyolojisi oryantasyonunuzu tamamlayarak Cenevre Üniversitesi'nden mezun olmuşsunuz.
Ardından New York'ta bir yerel gazete için yazmaya başlamışsınız ki bütün bunlar bize korkunç sıkıcı geliyor. Yazılarınız Cumhuriyet bir gün İstanbul Art News, El France'da yayımlanmış ki El France'da yayımlanması da tabii ki güzel bir şey. Köşe yazılarınıza T24 haber sitesine devam ediyorsunuz. Sorbonne Üniversitesi'nde fakirliğin önüne geçmeyi sağlayacak iş modellerinin sosyoekonomik etkileri üzerine doktora yapıyorsunuz şu anda. Evet, devam ediyorum. Tezimi yazıyorum. Doktora teziniz için 2018'de Tanzanya'ya gitmişsiniz. Burada ziyaret ettiğiniz yetimhanedeki çocukların ailelerine çok boyutlu yoksullukla mücadelelerini, onların mücadelelerinin anlatıldığı bir belgesel çekmişsiniz. O bu belgesel mi? Sular evet. Yükselince. Evet. Tanzanya'daki aşırı yoksul ailelerin çocuklarını yetimhaneye yollamak zorunda kalmaları üzerine. When the Water Rise 2019'da ve Uluslararası Hindistan Film Festivali'nde en iyi yönetmen seçilmişsiniz. Müthiş. Herkese teşekkür edeyim ben. Film Festivali dediğimiz zaman Hindistan'dan bahsediyoruz. Yani dünyanın en önemli, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en önemli ve en çok film üreten ülkesinden söz ediyoruz. Paris'te Frans 24 kanalı başta olmak üzere Fransız ve Türk medyasında yayınlara yorumcu olarak katılmaya devam ediyorsunuz. Çıktınız mı çok? Evet. Yani Frans 24'te özellikle seçimlerden sonra genelde çıkıyorum. Her seçimde Türkiye'de ki sıklıklı oluyor. Genelde de çıkıyorum. Ne yapıyorsunuz? Neler söylüyorsunuz bizim hakkımızda? Fena şeyler söylemiyorum aslında. Güzel, yani Türkiye'nin yani dış medyanın da her ne kadar çok daha demokratik olarak yansıtılsa da ne yazık ki Fransa'da da medya son dönemlerde çok taraflı haberler yapmaya başladı dünyanın her tarafında. Ve o yüzden de sesini duyurabilmek aslında benim kendi çalışma alanımla da çok uyumlu bir konu bu. Belgeseli yapma nedenim de çok boyutlu yoksulluğun, yani yoksul kişilerin kendi seslerini duyuramamasının da bir yoksulluk olduğunu dile getirmek amaçlı ailelere dertlerini ve sorunlarını paylaşabilmeleri için bir film yapmak istedim. Yani ödülden ziyade açıkçası benim için yani tabii ki insanın hoşuna gidiyor ama bu ailelerin hikayeleri işte Roma'da seçildi. Yani aynı zamanda iki filmim var. Biri 40 dakika çocukların da kendilerini anlattığı işte ailelerinin olmadığı günlerinde neler yaşadık. Ben yetimhane aslında doktor tezimi sahasını sürdürülebilir enerji kaynakları üstüne yazıyordum. İşte fakirlik iş modelleri nasıl etkiliyor diye. Çocukları tamamıyla bir pazar günü öylesine bir ziyarette bulundum ve çok etkilendim. Hayatımda halen işte o kokuyu unutamıyorum. İçerideki çocukların durumunu sürekli hatırlıyorum. Çok basit ve önlenebilecek nedenlerden ölümler yaşanıyor. İşte sıtma oluyorlar. Tuvaletler zaten Bill Gates ve Melinda Gates vakıflarında bu konuyla çok fazla çalışıyor. İşte su yok, su kaynağı olmadığı için tuvaletler ne yazık ki hijyenik koşullar sağlanamıyor vesaire. Bu nedenlerden çocuklar hastalanıyor ve ölüyorlar. İşte birkaç çocuğu hemen hastaneye götürdüm. Ve elimden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonra da yetimhanede araştırmalar yaptıkça da çocukların aslında aileleri olduğunu fark ettim. İzlerini sürerek Zanzibar'a gittim. Zanzibar'da da 12 aileyle bir araya geldim ve dertlerini dinledim. Bunlardan 13 dakikalık olan bir belgesel çıkarttım. O da Zanzibarlı Kadınların Portreleri adında. Özür dilerim bir parantez açarak söylemek istiyorum. Kaç yaşındasınız şimdi tamam? 34. 34 yaşındasınız. Çok gençsiniz. Çok. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Şimdi anlattığı şeye bakın. Bunların tamamen kendi fikirleriniz ve kendi enerjiniz ve kendi yol paralarınızla mı yapıyorsunuz? Evet, her şeye ve çok küçük bir parayla yaptım ben bunu aslında. Ve hiç kendime bir şey almadım ve bir kısmını da ailelere yardım olarak verdim. Ve orada da şimdi bunun hikayesi 13 dakika bunu anlatayım. Başka bir projem de var bununla ilgili. 13 dakikalık olan filmde sadece kadınlar kendi hikayelerini anlatıyor ve bizim aslında toplumumuzda da işte anne olmak çok önemli diye baskılar kurulurken orada anneler çok büyük acılar yaşıyor ve tek başına kalan annelerin sorunları aslında 2-3 misli artıyor ve baba işte gidiyor ya da ölüyor ya da AIDS sorunları var çok fazla çok boyutlu olaraktan hem kendi işte, hem fakirlik çok boyutlu hem kendi sorunları da doğal olarak çok boyutlu ve bir de üstüne çocuklarından ayrılmak durumunda
durumda kalıyorlar. Ve bir kadın 8 çocuğu var. İşte kiminin 3 çocuğu var. Korkunç bir dram yaşanıyor ve bunlar aslında çok kolay şekilde önlenebilecek şeyler. Yani dünyada 1.3 milyar insan bugün çok boyutlu yoksullukla uğraşıyor. Okan'cığım, şöyle bir şey var aslında. Ay pardon. Dünyada bakıyoruz, bir iki tane büyük devlet herkesin kaynaklarını alıyor, sonra da onlara 10 çuval un yolluyor. Yok böyle bir şey. İnsanın elinden kaynağını alma, onun nasıl çıkartması gerektiğini öğret. Hep sömürge olarak. Hep sömürge olarak. Büyük devletler sömürmüşler. Her geldikleri yere el koyuyorlar. Ve insanlar aç. İşte diyelim ki bizim idealist kardeşlerimiz gidiyor. Onlar için diyor ki ben onlara diyor kendi paramdan verdim diyor. Sen kendi paramdan versen ne kadar verebilirsin? O adamın elinden kaynağını aldığın sürece ona yardım etmene olanak yok. Bunlar hep göz boyamaca. Önce bu adamların, bu insanların üstünden ellerini çekmek lazım. Geldikleri her yerde elindeki bütün kaynakları alıyorlar. E o zaman 10 çuval un yollayıp 8 çuval aşı yollayarak bu işi götüremeyiz. Ama o zaman niye yardım etsin ki? Yani ona ihtiyacı var, onu alması lazım ki ancak o zaman işte yardım etsin. O adamların ellerinden kaynaklarının alınmamasına yardım etmeliyiz. Anlatayım mı? Olur. Tamam. Şimdi 2030 yılına kadar tabii bunların hepsi üstünde çalışılan ve yapılan araştırmalar. Ama Oya Hanım'ın aslında bahsettiği şey biz yani dünyada yeteri kadar üretim var ve biz zenginliği paylaşmıyoruz. Dünyanın biliyor işte en zengin olan kişileri bir araya geldiği zaman dünyanın en zengin 7. ülkesi oluşturuyorlar. Şimdi burada bütün dünya şu anda zaten farklı yerlerde ayaklanmalar var. İşte Lübnan'da var, Şili'de var, Bolivya'da değişiyor, Venezuela kötü durumda ve bunların nedenleri eşitsizlikler. Şimdi önemli olan zaten Thomas Piketty'nin, herkesin neden bu konular üstünde çalışmıştı. Thomas Piketty'nin 21. yüzyılda kapitalizm kitabı çok satıyor. Herkesin bu konulara merakı var çünkü birebir bizler de bunları yaşıyoruz artık. Yani biz zenginliği paylaşmayı hak eden nesilleriz. Çok Thomas fazla. Kim dediniz? Thomas Piketty. 21. yüzyılda kapitalizm son bir kitabı çıktı. Gene çok satıyor. Esther Duflo da eşi Benajid'le beraber bu sene zaten Nobel ödülünü fakirliğin azaltılması üstünde yaptıkları çalışmalardan aldı. Tam da sizin bahsettiğiniz gibi bu merak edilen bir konu. Ve MIT'de de bunun Poverty Lab diye bir laboratuvarı var ve bunu açıklıyorlar. Biz ne kadar yardım yapalım? Bazı farklı görüşler var. Şimdi yardım yapılması lazım. Orada da gidip gördüğünüz zaman tabii ki. Sizin dediğiniz gibi de zaten sömürgecilik en fazla fakirliğin oluşmasına neden olan sorunlardan bir tanesi. Bunun da gene Daron Acemoğlu ve evet. Atkinson'ın yazdıkları, İngilizcesini, Fransızcasını bilmiyorum, Türkçe'de de yani kimi devletlerin neden daha zengin, kimilerinin daha fakir kaldıklarını inceledikleri bir muhteşem bir kaynak kitabı var. Orada da çok güzel Türkçe'de anlatıyorlar. Yayınlandı, Türkçe'de evet. De var. Şu an ismini unuttum. Ben de tam ismini getiremedim şu anda. Getiremedim aklıma. Ama hepsi sizin dediğiniz gibi konularımız herkes zaten aynı şeye geliyor. Yapmamız gereken bizim eşitliği eşit olarak paylaşmamız. Yani zenginliği paylaştıkça kimsenin elindeki malını almadan, kaynağını almadan genç, paylaşarak. Belki ben yani olumlu baksam bile bir sürü işte tez var ve biz bu dünyanın sonuna geliyoruz. Çünkü endüstri devrimi 4.0 yaşanıyor. Ve her ne kadar Türkiye bunu direkt olarak yaşayamasa da Almanya bunu mesela birebir yaşayan bir örneğidir. Ne oldu 4.0 devrimi ne demek? Robotlar ve yapay zeka. Yani yapay zeka. Bunun için ne oldu? Üretim biçimleri değişti. İletişim, internet geldi. Mesela show programı yapıyoruz değil mi? Halimize bak. Kadın endüstri 4.0 anlatıyor. Halbuki eskiden Serdar Ortaç'ı çağırırdık. Beraber kliplerine bakardık. Ne gülerdik. Ne günler. Sıktıysam. Böyle dekolte hanımlar gelirdi. Hayran hayran onlara bakardım. Şimdi herkes simsiyah tamamen. Ondan şöyle sonra vallahi ya. En neşeli sen giyinmişsin Evrencan. Kadınlar simsiyah cenazeye gelir gibi geliyor. Oyuncu vardı. Eskiden ama kadınların bidon çok koyardık değil mi? Ondan hanımların yani. Dekoltelerini kapatmak için değil mi? Eskiden bu masa tahtaydı. Sen onu kesiyordun. Ben kesiyordum. Ne günlerdi. Öyle şeyler artık yok.
şimdi endüstri stüdyoda gerginlik falan çekiyor evet, bunda. Ama falan. Şöyle masayı kesiyordum bir süre uzun evet, süre evet, elektrik doğru. Testereyle masayı kesemiyordun da yani. Ama şöyle bir şeydi tabii ki. Şunun da etkisi var. Şimdiki seyircimiz özellikle genç seyircimiz tabii ki bilinçli insanları talep ediyor. Çünkü özellikle YouTube izlenmelerine bakıyoruz. Ya. Mutlaka mutlaka enformatif videolar izleniyor. Tabii ki herkes birbirine bir eşek anırması gönderiyor falan diye. Onlar da izleniyor. İşte ayağı kaymış düşmüş falan filan. Onlara da bakıyorlar ama daha çok bilgi veren işler izleniyor. Piramitlerin sırrı ben sürekli söyleyip duruyorum. Adam Türklerden biri, bizim gençlerden biri piramitlerin sırrını yapmış. Google'dan indirmiş fotoğrafları. Üzerine hiç çok da hoş olmayan bir seslendirmeyle piramitler işte ondan sonra sırrı var. Tutankamon falan bir şey anlatıyor. Milyonlarca izlenmiş ayol. Yani onun belki tabii belki dil bilenimiz mi az neden yani bunları izliyoruz bilmiyorum ama her türlü enformatif şey seyrediliyor. Ya kitap okuma alışkanlığı azaldığı için videodan sesli şekilde... Ama bunu bekliyorduk zaten. Sizin neslinizin daha entelektüel talepleri olacağını bekliyorduk. Çok hızlı sıkılıyorlar. Yani görsele alıştığı için sürekli görsel istiyor. Canı sıkılıyor. Mesela kitap onun için çok sıkıcı. Açıyor mesela böyle yazı var işte... diyor nerede resim nerede diyor şey nerede diyor yani canı sıkılıyor. Ya eski televizyon programlarında mesela bir reyting uzmanıdır hakikaten o yıllarda kaç kanala danışmanlık veriyordu ve magazini Türkiye'de başlatan insanlardan biridir Can Tanrıyer. Onun Can Tanrıyer'in reyting formülü vardı. Dört ayağı yerde köpek videosu 2,5 reyting ön patilerini kaldırırsa 5 reyting diye ve yıllarca Türk televizyonu bu formülle yönetildi. Onun için bütün kadın programlarında güvercin mi istersin, yılan mı istersin, keçi mi istersin, ne kadar hayvanat varsa çıkarıldı. Türkiye'de haber bültenleri değil mi? Çok önemli habercilerimiz işte şempanzeden maymun kaçtı, ayı düştü, bilmem ne yaptı falan filan bunlarla şeydi yani bunlarla yönetildik. Bunları izledik. Ama sonra şimdi artık seyirci özellikle genç seyirci aptal değil. Ama siz demin hicvederek söylemediniz mi bunu? Yani neyi? Hani piramitlerin fotoğrafını koyuyor ve bizim anlamadığımız bir tonda anlatıyor. Evet bu bile diyorum. Bu bile yani bu bile. Yani her şey yani enformatif kılıklı. Düşün bütçeli prodüksiyon bile. Herhangi bir şey bile izleniyor. Evet. Hakikaten bilgi veren şeyler çok izleniyor. Evet, doğru. Ya ben görürsün işte arkadaş. İnsanlar kendileri ve arkadaşlarıyla ilgiliyse salak esprilere gülüyorlar. Çünkü o ya kendisi ya arkadaşı ya sevgilisi ya sevgilisinin arkadaşı vesaire. Bunlara gülüyorlar. Ama eğer söz konusu olan başkalarıysa o zaman daha saygılı ve daha tutarlar. Yeni seyircimiz, yeni genç seyirci böyle. Yani sanıyor musunuz ki magazin programları izleniyor? Hayır. Televizyon hayır. Çöktü. Ben sonuçta YouTube verilerine bakıyorum. Eğer çok parlak bir şey varsa evet giriyor çıkıyor. Yani bir geliyor giriyor çıkıyor. Yani YouTube'da da girip çıktığını tam anlamıyoruz. Yani belli bir süre kalırsa YouTube diyor ki okey sen bunu izledin ama 1,5 saatlik bir magazin programının 1,5 saatini izlemiş olduğu anlamına gelmiyor. Belki sadece 7 dakikasına baktı. Ama onu zaten izlettirmek için her şey yapılıyor. Her şey yapılıyor. Buna rağmen öbür tarafta Piramitlerin Sırrı bir Türk prodüksiyonu olarak çok daha fazla izleniyor bir magazin programında. Buna inanmıyor musunuz bana? İnanmak isterim. Yok inanmıyorum. Hayır bu. Hayır. Yani benim gördüğüm siz daha istatistik hayır, gelen nesil ama... kesinlikle ümit veriyor bu açıdan. Çünkü bir şeyin içinde enformasyon yoksa ya da arkadaşa beraber konuşurken eğer içeriği yoksa o konuşmanın istemiyorlar ve hakikaten entelektüel talepler daha da arttı, daha da yükseldi. Ama onu belki daha yaşlı olan insanların önerdiği tarzda yapmıyor olabilir. Yani mesela ben bunda kitap okumayı öneririm de bu insan kitap okuyarak değil başka yollarla kendini geliştirmek isteyebilir. Ona bir şey diyemem. Biraz bu işin kolayına kaçmak olmuyor mu? Ama bu konuda eleştiremeyiz de. Çünkü zaten çocuklara arkadaşlarından geri kalmasınlar, arkadaşlarını kıskanmasınlar diye 6-7 yaşında akıllı telefonları teslim edenler bizleriz. Yani bizim neslimiz. Biz bunları yaptık. Doğum günlerinde ya da yılbaşı yıllarda. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Önüne geçemezdiniz. Yoktu. Tatlım senin çocukların zamanında yoktu. Ne demek istiyorsun? Ben kaç
yaşında. Milattan önce. Hayır ama senin çocuğu ya. Ya geçen gün işte senin çocuk gelmedi mi bana? Yani ya. Onları o kocaman Ayşe'cim, artık. Tabii 25 yaşında Ayşe'cim. Tabii ki oğlan da oğlan kaç yaşında? Oğlan 38 yaşında. Oğlan 38 yaşında. Ne ona 5 yaşındayken ne alabilirdin? Buharlı tren. Buharlı tren. Buharlı tren almayı düşündük de. Elektrikli tren. O ara. Yani bir şey tren ama. Dedi ki Lego alalım tatlım dedi. Lego evet ama yani tren değil mi o zaman biz hepimiz vallahi hepimiz tren. Tren. Beni katma hepimiz diye bana bakma. Elektrikli tren. Sana sende gitar. Gitar işte elektrikli araba falan. Kumandalı. Şimdi. Özellikle karıştırdım konuyu affedersiniz. Devam yoksa çünkü mi? Muhabbet Kralı programına dönmeye başlamış. Fakat tebrik ederim. Gurur duyuyoruz sizle. Çok ufak bir şey daha söyleyebilir miyim? Sonra işte Zanzibar'dayken kendime kumaşlar alıyordum. Yani orada elbiseler üstüme olmuyordu. Ne alıyordunuz? Kumaşlar. Ha, yani kumaşlar alıp diktirmeye başladım. Herkese ne olur bize de diktirir misin? İşte çok güzel falan. İyi tamam dedim. Yani böyle bir iş fikri aklıma gelmeye başladı. Sosyal bir girişim kurdum Paris'e döndükten sonra. Adı Maisha olan. Maisha Maisha. Maisha hayat demek. Maisha. Maisha Swahili dilinde. Nasıl yazıyorsunuz? Maisha. Hayat demek ve işte o kumaşlar ve Türkiye'de artık derilerden el yapımı çantalar ürettirilerek bir kısmını yani karın %10 ve %15 arasında büyüklüğüne göre değişiyor şeylerin. Gene bu ailelere vermek üzere bir iş modeli kurdum. Şimdi de onunla uğraşıyorum ve bu entelektüel ve etik moda diyorum. Çünkü kişilere hakları yani çalışan hakları çok önemli ve modada dünyayı en çok kirleten ikinci sektör. En çok kazandıran 7. sektör sömürünün çok olduğu ve insan haklarının da çok yenildiği bir alan. Bununla da mücadele etmek için böyle bir ifade içimini kullanarak ve işte aynı şekilde Maisha'nın adı altında da yerel üretim sizin dediğiniz gibi tamamıyla o kişilere giden işte onların ekonomisini canlandırmak üzere her sene ne farklı güzel. Bir ülke ziyaretiyle böyle bir sosyal girişime kutluyoruz başladım. Size. Teşekkür gerçekten. Ederim sağ olun. Ben çok seviyorum gençler muhteşem artık. İnanılmaz bir şey. Bayılıyorum bunlarla birlikte olmaya. Her bak bir dinliyorum bunları böyle ne diyorlar ne yapıyorlar diye. Bunlar ucube. Bunlar dehşet verici bir şey. Baksana neler anlatıyor. Kız hiç durmadı. Ve es vermedi. Evet ama bak senin anlatımından ve benim anlatımından bunlar başka bir dünyadan gelmiş gibi bir şey değilse bunlar diyoruz. Bunlar diyoruz. Bunlar diyoruz mesela. Bunlar çok tehlikeli de olabiliyorlar bazen. Çok tehlikeli bence de. Bunlar bak ben sana bunlar, evet. Ama çok hoşuma gidiyor. Ama gerçekten bunlar sizlerle büyüdü ediyorum. Yani bizler sizleri izleyerek aslında sizlerin ya, de. Ya tabii ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bir yandan da şunu da düşünüyorum. Yani ben mesela bizim zombilere yaptığımızı yani kendi büyüklerimize yaptığımız şeylerin de bana yapıldığını da artık görüyorum mesela. Bence de. Tabii tabii saygı sevgi sana tabii, bol bol yürü git hani anlatabildim mi? Hani, hadi bak. Ah çok seviyoruz çok beğeniyoruz hadi. Yani hadi. Hadi hadi yer aç biraz yer aç. Yer aç güle güle hadi. Ya değil mi? Var önünü, değil mi? Bir dakika tatlım. Var. Hiç kimsenin önünü kapatmadık. Hayır, ben kapatmadım. Her gelene alkışlarım. Ben de. Çünkü ben hiçbir zaman yapıyorum. Geriye bakmam. Hep ileriye bakarım. Gençler bizim umudumuz, bizim ışığımız. Onlardan tabii ki çok güzel şeyler alıyoruz. O yüzden kimsenin önünü kapatmadık. Herkesin önü açık olsun. Ama varsan varsın. Klasik olmak da bir şeydir yani. Evet. Evet. Ama beraber durulabilir tabii. Bu yani o da mümkün. Değil mi mesela yani, Paris'te? Evet. Ben görüyorum mesela kimi yerlerde diyorum ki mesela bir adamın konseri var. Diyorum ki ya bu Nuh Nebi'den kalma Allah aşkına bunu kim seyreder diyorum. Onun yok. Yaşındakiler gidiyor ayol. Yani onda yapıyorlar ya şarkıcılar filan. Evet. Peki biraz Evrencan'dan söz edelim. Ne demek seyirciyi ailem gibi görüyorum? Ayırmıyorum. Neyi ayırmıyorsun? Seyirciyi kendimden ayırmıyorum. Hepimizi bir görüyorum. Çünkü seyirciyi ailem gibi görürsem o zaman seyirciyle bütünleşmem daha kolay oluyor. Onları hatalarıyla ve yanlışlarıyla ve doğrularıyla kabul ediyorum. Kabul edince de doğal olarak çember oluşuyor böyle bir benim gözümde. Bak. Ne hatamızı işte gördü bir dakika, seyirci bir dakika, olarak. Bak nesil farkını sana söyleyeyim. Evet. Şimdi nerede eski seyirciyi pohpohlayan
Değil biz mi? Deriz müzisyenler. Ki... Yok bizde yok abi. Tam tersi biz. Yani bak bir şimdi Zeki Müren, Zeki Müren'den, büyük üstattan Allah rahmet eylesin. Amin. Onun söylemlerinden getir. Daha o zamanlardan getir. Bizim TRT'yi, MRT'yi düşün. Ondan sonra sahneye çıkınca efendim iyi ki varsınız. Değil mi? Tamam, yani, ben bir şey... Ama bak bundan diyor ki yani seyirci ailem gibi görüyorum. Onları da hatalarıyla kabul ediyorum. Kusurları kabul ediyorum diyor. İyimizi gördüm. Bak ukalaya bak. Özgüven patlaması. Bir yandan da, yani değil mi? Bir yandan da bir çok şey... Çok güzel orta açtım ama ya böyle tam böyle... Bir dakika hayır ben bunu şey yapmıyorum, kınamıyorum yani. Ama bu siz tabii... bitirin ben açıklayacağım ama. Neyi bitireceğim ya bitireceğim. Size konuşuyorsunuz o kadar yani. İşte böyle ben şey, dikkat çekiyorum yani. Evet. Seyirciyi de şimdi kendim. Şöyle bir şey var. Şimdi burada iletişimden bahsettik ya. Ben neye sinirleniyorum? Konsere para vermiş. Evet. Konsere gelmiş. Konserde telefona bakıyor. Ben bunu kabul etmiyorum, istemiyorum. Tabii ki telefonla video çekebilir. Mesela herkes farklı olabilir. Ben kendime bir kural koydum. Atıyorum bir daha belki yani zor gelebileceğim bir Bobby McFerrin konserine gittim geçen gün. Üç tane video çektim, 1,5 dakikayı geçmedi. Ve sonrasında unutmamak ve sonrasında da dinlemek ve ondan beslenebilmek adına ses kaydı aldım. Fakat hiçbir yerde paylaşmadım. Arşivimde duruyor. Ben Bobby McFerrin'in konserine gittim. Bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Fakat seyirci en sevilen parçayı çekiyor. İşte sevmediği ve takip edemediği parçada muhabbet ediyor. Yani algısı çok dağınık. O yüzden ben onu hatasıyla kabul... Ben onu hatasıyla kabul etmesem ben müzik yapamam. Ona sinir olurum. Ya ben kendi adıma konuşuyorum. Ona kıl olurum. Sonra bir kere oldu zaten. Bir gün Muş'a gittim. Muş'ta 2000 kişiye konser verdim. Happy çalıyorum atıyorum. Pharrell Williams'dan halay çekiyorlar. Fakat koşulsuz kabul var seyircide. Yani ne veriyorsan ver ben olduğum gibi olup koşulsuz bir şekilde eğleneceğim diyor. Ama halay çekmesine okeysin yani sorun yok. O kadar mutluyum tamam, ki çünkü... Doğru anlayalım diye söylüyorum. Aynen. O kadar mutluyum ki çünkü kendisi gibi ne biliyorsa o oluyor. Sonra aynı işte... Bobby, neydi oğlanın adı? Bobby McFerrin. Bobby McFerrin değil öbürü Happy ne olan? Pharrell Williams. Ha, Pharrell Williams da ne biliyorsa o oluyor. O da kendi halayını çekiyor. İşte, Los Angeles halayı o da. Biz de zaten Pharrell Williams'ın şarkısından halaya bağlıyoruz. Oradan da güzel. Ekstra falan çok güzel bir konser. Hayatımın en iyi konserlerinden biri bu arada Muş. Teşekkür ediyorum Muş'taki insanlara. Ondan sonra iki gün sonra mesela başka bir konsere giriyoruz ve şöyle bir seyirci görüyoruz İstanbul'da ve insan diyor ki ya bir dakika ya biz demin iki gün önce bir yere gittik. Muş'taydık. Ve siz burada yani buna doymuş olabilirsiniz fakat bu bir konser ve bu konseri izlerken işte eşlik etmeye niye çekiniyorsunuz? Niye her geldiğiniz konserde sizi yeniden açmak zorundayız? O Türk milletin böyle bir anlatıyorum hep buzu var. Ondan sonra o buzun altında bir yer var. O doğru yere böyle sen doğru. Bak kız Paris'te yaşıyor. Bir de Fransız milletini gör. Hayır yani doğru ama Türk milletin şöyle bir bug var. Oyunun bug'ı. Buz o kadar kalın ki böyle saldırsan kıramazsın ama doğru bir yeri var böyle doğru açıda çat diye bir koyuyorsun bir iniyor böyle bir gün mesela hızlı bir tane anlatacağım ya bu Türk seyircisi hakkında duyduğum ama öyle bunu hakikaten şey, yazmam lazım. Ama ya, çok tatlı Türk seyircisinin bir bug'ı var Türk seyirci ama al aşkına anlatayım sonra sen hep konuşacaksın bak şimdi bak doğru ama doğru ben izliyorum programları bir tek seni Kila Hakan konuştuğuma da helal olsun orada. Onu dinledim bir tek. Ama ben Kila Hakan'dan korktuğum için konuşmam. Çünkü Kila Hakan'ın gözlüklerinin ardından başka bir yere baktığını fark ettim. Yani ben aynı hanımefendiyle böyle oturduğumuz gibi oturuyorduk. Ben uzun süre gözlüklerinden bana baktığını düşündüm. Fakat sonra lüzumsuz yere şuradaki balkona baktığını anladım. Ondan sonra dedim ki tamam abi. Devam ediyorum. Tamam ben konuşmuyorum zaten. Tamam. Şimdi hızlı bir anı anlatacağım bu olayla ilgili. Ne anlattığımı unuttum ama ne anlatacağımı hatırladığım için sorun yok. Bir gün sahnedeyim. İşte seyirci yine utangaç. Ha pat buz. Okey anladım hatırladım. Ondan sonra benden böyle şey o şeritleri çekmişler. O şerit böyle insanın beynindeki blokajlar gibi. Böyle bir üç adım var aramızda. O şeridin ardında duruyorlar ve aslında konserde bize yaklaşabilirler. Ondan sonra ben de konseri vermeye devam ederken aldım mikrofonu.
Hemen aşağı atladım. Tabii gencim ya, hop falan. Dedim ki buradan dedim, bu sınırdan öteye dedim fare zehri attım dedim. Buradan aşağı gelirseniz dedim ölürsünüz dedim. Sakın ve sakın bu konserde bu alandan içeri yaklaşmayın dememe kalmadan herkes içeri girdi. Çat. Bitti. Yani aslında bir espriyle onları hemen yakınıma çektim ve onların yanına gelerek ve çok hızlı bir espri yaparak bu tersine çevirerek olayı kendime dahil ettim ve konser 3 kat inmelendi. Bu ve nerede? İstanbul mu? Muş mu? İstanbul'da. Beşiktaş'ta ve şöyle bir seyirci hani hadi falan çok heyecan, birisi çıksın da ben de katılacağım falan, birisini istiyor hani, o birisi çıksın bir maymunluk yapsın, ha, o maymunsa ben de olurum gibi, hani hemen arkasından gelirim. Hayır, herkes kendi kendine maymun olsun. Herkes istediği gibi maymunluk yapsın artık. Herkes istediği kişi olsun istiyorum. Bunu yapmamız yolu da işte bir şekilde ona bir ters espri yapıp onu kendine çekip sonradan mesela 3 kat imrendi ve inanılmaz şekilde böyle vaa falan ve birden konser. Ama tecrübelisin bu konuda çünkü sen vapurlarda da şarkı vapurda söyledin. Vapurda da söyledim, evet. Sokakta da şarkı söyledin. Aslında çok güzel bir şey yaptın. Yani en zor yerlerde denedin kendini. Seyirci olmayan seyircinin önünde denedin çünkü şimdiye kadar. Doğru. Orada bir de gözlem yeteneğin çok artıyor. Seyircinin ne zaman sıkıldığını anlıyorsun. Mesela Türkçe bir parça söylüyorsun. Atıyorum Barış Manço'dur, Cem Karaca'dır. Seyirci eşlik ediyor. Eşlik edebildiği parçada kendini daha konfor alanında hissettiği için sana eşlik etmeyi seviyor. Sana alkış tutmayı seviyor. Fakat bilmediği şarkıda bilmediğim parçayı ben eşlik ederim diye dese de başkasının eşlik etmesini beklediği için eşlik etmekten çekiniyor. Fakat bir Türkçe şarkıyla diğer İngilizce ya da başka bir dildeki şarkıyı mashup yapıp birleştirirsen o zaman tam böyle o kadar acayip bir şey ki böyle Türkçe şarkı diyelim işte İngilizce şarkı tam düşüyorken Türkçe şarkıya geri dönüyorsun tekrar gibi. Onu sürekli böyle hani şey gibi merhaba bana bak merhaba merhaba işte seninle konuşurken merhaba falan sürekli ilgi isteyen bir çocuk gibi aslında yani insanlar çocuk gibi. Şık deri botlarıyla davete katıldı. Her şeyim deri üstüne yani. Her şey. Kimi deri ceketiyle yeni modadan tüyolar verdi. Bir tane bir deri trench coat. Zamansız bir ürün. Deri ürünleri tasarım yarışmasına cemiyet hayatının ünlüleri resmen çıkarma yaptı. Girişimci kadınlar bir araya geldi. Aa, çok heyecanlıyız. Markaların ürünleri göz kamaştırdı. Birbirinden renkli davetler. Cemiyet dünyasının ünlüleri. Cemiyet ve iş dünyasından çok özel görüntüler ve haberler TV 100 ekranlarında. Devam ediyorum röportajlardan. Evrensel müzik yapıyorum. Blues, rock, jazz, her şey var. Halay da var. Türkülerini yeniden yorumluyorum. Yeter ki kalbime değsin. Aslında bu istenen bir şeydi. Beklenen bir şeydi. Yani aslında bir tür entertainer gibisin değil mi sahnede? Yani sadece müzisyen değil, kendi müziğinde ısrarlı bir insan gibi değil. Aslında insanların çok iyi vakit geçirmeleri, çok eğlenmeleri ama bunu yaparken de iyi müzik dinlemelerini sağlamak kesinlikle istiyorsun. Doğru mu? Doğru. Yani çünkü herkes aynı düşüncede değil. Çünkü bazıları sadece kendi şarkılarını söylemek isterler. İlla kendi bestelerimi dinleteyim. Bütün dertleri budur ve belki de mecburiyetten başkalarının şarkılarını söylerler. Sen evet. Ne yapmıyorsun? Ben iyi bir entertainer'sın bir yandan da iyi müzisyen olduğun gibi. Teşekkür ederim. Doğru. 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 Yani? Doğru. Doğru. Belki ama sen belki tevazu içinde bunu yok, belki söylemek. Yok, ondan vazgeçtim işte. O yüzden doğru. Hakikaten yani. Peki. diyorsun ki albümden para kazanma gibi bir derdim yok. Tek isteğim severek yaptığım şarkıları sevdiğim insanlarla paylaşmak. Bestelerimizin çalınıp söylenmesi. İnsanların bu şarkılara severek eşlik etmeleri. Ve albüm satışından bir şey beklenmiyor artık. Albüm satışı falan diye bir şey yok. Peki şeyden bekliyor musun? Yani işte YouTube tıklanmaları ya da Spotify dinlenmeleri bütün bunlar. YouTube'dan da para kazanmıyorum. Konserden kazanıyorum. Konserlerden. Ve herkes mi böyle?
Yani bizim üçüncü yeğenler diye adlandırdığımız ya da işte YouTube artistleri şu an YouTube'dan popüler olup işte şey gibi, benle ilk başlarken bu işe işte bir tane video çekeyim de maksat insanlar beni izlemek istediğini izlesin diye başladım. Hatta şey diye düşündüm, bir mekana falan gidersem illa böyle gitarım olup her gün performans yapmak zorunda kalmayayım işe almak için. Abi bu benim videom diye atayım dedim, onu izlesin de beni işe alsın diye başladım ben. Sonradan bir baktım ki arttı, insanlar talep etmeye başladı. Yani artık YouTube artistleri böyle işliyor yani. Peki, bir küçük kolajımız var YouTube videolarından, onu görelim lütfen. Bir zeytin ağacı var, senle ben uzanmışız, güneşin bize selamı var. Yüzümüze vururken sabahın ilk ışıkları, gözümüzde çapaklar var. Ellerimiz sımsıkı. Bir Demet Akalın klibine göre bayağı da ucuza mal ediyorsun. Çünkü dikkatimi çekti. Tek bir don ya da boxer ya da bir mayoyla. Tabii. Değil mi? Kaç video klip çıkmış değil mi aradan? Ha? Yeterli. Bir puantiyeli boxer ya da mayo var. Evet, short. Yani hakikaten çok güzel. Çok güzel yani, bugün sempatik anlatıyor bize. Kızlar güzel, ağaçlar güzel, deniz güzel, çaylar güzel. Çaylar ya, çaylar o güzel. Çay videosunu ben unutmuştum. Ya mükemmel. Reciye teşekkürler. Mükemmel. Harikulade. Yani yeni bir şeyi muştuluyor bize. Photoshop'u olmayan bir şeyi muştuluyor aslında. Retouch'sız, dokunulmamış ama olduğu gibi mesela... Göbekli adamlar oturuyor. Sen yakışıklısın tabii. Şu saçları çok sevmesem de ama yani... Onun dışında... Gayet iyisin. Ses güzel. Çok iyi enstrüman çalıyorsun. Mükemmel gitar çalıyorsun. Çok güzel sesin var. Çok iyi bestelerin var. Ve bütün bunları bize hiç gözümüze sokmadan yapıyorsun ha? Değil mi? Samimi. Evet, en önemlisi o. Gözümüze sokmuyorsun yani. Ha? Evet. Bir de... Uyan klibi mi? Evet. Öyle bir şeyimiz var. Görelim onu. Dışarı çıkmak istemiyorsun. Harikulade yani buralar güzel bir müziği cello ve kemanla beraber. Değil teşekkür ederim. Hem, bu şarkıyı... Hem böyle bir balat havası var, hem jazzy gidiyor, hem değil mi? Yayıllar var arkada. Acayip bir şey tutturuyorsun, bir şey buluyorsun ya, burada. Ya işte devrim de çok böyle 10 senede olacak bir şey değil ya. Aslında ben hep şunu söylüyorum. Şu an bizim kendi istediğimiz gibi olma halimiz bizden sonra da bu devam ederse bir devrim olacağı için aslında bunu yapmaya devam etmemiz lazım. Ama bence bir devrim için fazla sulak yerlerde dolaşıyorsun ve fazla mayolusun. Devrim daha çok şehirde ve giyinik ve biraz daha sert. Ama belki böyle bir devrim olabilir hakikaten. Uzun vadeli. Evet ama bütün bu görüntüler o kadar tatlı ki bana yeni 68'ler, yeni 69'lar, yeni Woodstock'lar vaat ediyor aslında. Yani bunun aslında biraz kozmetik olduğu bir biraz şey... Biraz daha sert olması lazım. Hayır, bunun kozmetik olduğu bir şey yaşanıyor Amerika'da ve Avrupa'da. Yani artık onların Woodstock'ları, bu rahatlıkları, bu el değmemiş... halleri, bunlar bana kozmetik geliyor. Şöyle kozmetik geliyor yani, kendisi değil de hani retrosu, vintage'ı, hani aynı elbiseler gibi, giyinmek gibi, moda gibi, anlatabildim mi? Yani yani o yıllardan kalan işte bir vintage dükkanından bir parka, bir böyle renkli gömlek, işte birkaç kürk, yelek falan alıp böyle ha kendine böyle bir hava verebilirsin ama onu Instagram'a koyup arkadaşlarla paylaştığın ve ona şey beklediğin andan itibaren, işte. Beğeni beklediğin andan itibaren o ruhta olmadığın, bunun sadece bir kozmetik olduğu ortaya çıkıyor yani. Aslında ama şey hakikaten yani bütün yani bir arkadaşça konuşuyorum, sakın yanlış anlama yani, fikrimi söylüyorum yani, bütün aslında sanatsal devrimlerden söz ediyoruz tabii, siyasi değil, sanatsal devrimler ya da sanatsal devrimlerle beraber siyasi hareketler, bütün bunlar şehir
zehirde ve üşümüş ve giyinik bir şekilde oluyor. Ama bayılıyorum senin yaşam şekline yani. Çünkü hep gördüğüm şey o, rahat, hep sular var. Böyle bir tatil yapamadığım için kıskanıyor da olabilir. Gelebilirsin yani. Bir gün. Evet. Bizim köye gelebilirsin. Evet, orada o kenarda oturan şişman adam olabilirim belki. Evet, olabilirsin. Yani ama çok çok güzel yaşıyorsun, zaten böyle yaşaman gerekiyor. Teşekkürler. Bir de babanla ilgili bir şey koymuşsun, yeni mi koydun bunu? Instagram videosu mu? Evet. Anlatayım, hızlı anlatayım. Estağfurullah, öyle bir hız sorunumuz yok. Tamam, ben ya yedi... onu şeyle, ben mesajı aldım Killa Hakan'dan bahsettikten sonra sadece benle konuşurken gözler başka tarafa bakınca ben anlıyorum ve susuyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, Ankara'da rock devrimi diye babam bir belgesel çekmek istemişti. Hmm. İşte çekti de sonra onun görüntülerinin bir kısmı paylaşıldı. Ben de bir şekilde onu zar zor aldım. Tabii işte birisi öldükten sonra her şey kıymetleniyor ya. Ondan sonra ama ben yine de sahip çıkmaya çalışıyorum ve elimden geldiğince bu arşivleri toplamaya çalışıyorum. Arşivi sonunda aldım ve uzun zamandır açmıyordum. Orada duruyordu bende olduğu için. Bu disklerimi düzenlerken bir gün bilgisayara girdim ve işte babamla beraber bir solo atışmamızı gördüm ve orada şöyle bir an var. Böyle ben bir notayı çekiyorum. Falan diye gidiyorum ve o sırada babamın şöyle bir suratı var. Dinliyor ve şöyle falan oluyor ve çok hoşum falan diye şöyle yapmaya başlıyor ve ben o anı tekrar izleyip çok mutlu oldum yani. Öyle. Müthişmiş. Peki görelim. O mu acaba? Evet. Müthiş, müthiş, müthiş. Babacığın Amerika'dan Türkiye'ye ilk geldiğinde ben o nesildenim yani, onu hatta bazı kulüplerde canlı olarak da izledim. Tabii herkes onu kocaman bir adam olarak, kilolu bir adam olarak hatırlıyor. Ben en ince tığ olduğu zamanı hatırlıyorum böyle. Saçlar da duruyordu. Saçlar afro. Evet, güzel afro saçlar. Popo, hep bir kot. Evet, evet. Renkli evet, şeyler falan. Aynen, evet. Aynen, Jimi Hendrix gibi. Ve çok seyrettim. Birkaç o zaman jam session'lar falan olurdu caz kulüplerde, Taksim çevresinde falan birçok yerde. Orada canlı olarak izlemiştim ve tanışırdık da yani. Sonrasında da tanışıyorduk. Beraber radyo programları yaptık. Bir sürü şey yaptık ama Allah sana daha uzun ömürler versin. Teşekkürler. Ne derler? Amin. Eskiler Allah yaşını benzetmesin derler. bir de babayı tanıyan başka babalarda buna rastladım. Yani oğlundaki ifadeyi görünce maşallah yaparlar böyle. Hani maşallah ki daha çok Allah hayat versin diyerekten. Peki bunlar hepsi çok güzel. Bunlar nereye doğru gidecek sence? Yani bu nasıl bir şey yapacaksın? Herhalde projelerden projelere koşacakmışsın gibi var, geliyor bana. Hanımefendi gibi yani. Çünkü şimdi proje insanları oluyorsunuz değil mi artık? Yani, kendi projelerimizle. Yani kariyer insanı gibi değil. Çünkü kariyer insanı diye düşündüğümüzde biz hep böyle düz bir çizgi düşünürüz. Hı-hı. Halbuki daha çok şimdi projeler görüyorum. Yani düz bir tarihi çizgi gibi değil de mevsimler gibi görüyorum. Mevsimler gibi, projeler gibi görüyorum. Hayatı parçalara, projelere bölmek gibi bir şey hissediyorum sizde. Hatta daha küçük parçalara bölmeye başladık. Mesela kendim müziğim, yani sanat hakkında konuşacak olursak, müzik hakkında insanlar artık şarkılar çok hızlı geçiyor. Mesela eskiden bende var. Long play takıyorsun. Evet. Bir tarafı dinliyorsun. Evet. Hep birlikte dinliyorsun. İşte neyse, işte yemekler, içecekler. Ondan sonra işte sonra sohbet ediliyor. Nasıldı bir taraf? Çünkü o bir tarafta tümüyle bir konu sen anladı. Sen bunu nereden biliyorsun? Dünyada yoktun. Önemli değil. İnternet var. Ondan sonra diğer tarafı çevriliyor. Dinleniyor falan. Bu alışkanlığı nereden biliyorsun? Kimler bunu yapıyormuş? Babanlar yapıyordu. Biz de yapıyoruz. Ben şimdi mesela WhatsApp grubu açıyorum ve diyorum ki plak dinleme günü yapıyoruz. Geliyor musunuz diyorum.
Evde turntable'da bir tane vinil koyup mu dinliyorsunuz? Evet abi. Aynen öyle. Tabii ki. Allah Allah, ben de vinillerimle gelebilirim istersen. Buyurun. Hoş evet, gelin. Evet ama çok işte, sinirli olabilirim yani. Kimse konuşmayacak. Benim vinilim, ben de sinirlenirim. Hayır, benim vinilim dinlenecek falan gibi. Evet, vinilde öyle bir şey var. Yani orada bir şey böyle ebelek 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 dönüyor ve o aptal şey onu çiziyor sürekli. Bir de ne kadar acayip değil mi? Organik bir şey. Çünkü o vinili iğne çiziyor ve onu bitiriyor aslında. Evet. Yani CD'de bile bozulduğumuz şey buydu. Ne ulan hep böyle çalıyor filan. Daha sonra CD'nin saçmalayabileceği ve bozulabileceği ortaya çıktı. Yani havak diyerekten toptan kendini ima ediyordu CD. Ama vinil evet, öyle değil. Yani bir parça çok dinlenmekten bitmiş olabilir. Yani çizilmiş olabilir ya da iğneyi atlatıyor olabilir. Dolayısıyla ondan vazgeçip ikinci parçaya geçiyorsun. Evet. Doğru. Evet. Çok acayip değil mi? Allah Allah. Dünya nereye gidecek? Demek böyle oluyorsunuz. Demek böyle oluyoruz. Biz işte proje gençleri olduk. Evet, bütün dünyada vinil çok acayip satmaya başladı. CD'ler kalktı ama bayağı vinil var. Diyorum ki bunlar, yani herhalde bir nedeni var çünkü turntable'da satıyorlar. Çünkü ses farklı, ses kalitesi çok iyi. Nasıl lan, herkes bir anda vinilin sesinin daha iyi olduğunu mu idrak etti? Bence vinil insanı sabra götüren şey, alıyorsun. Mesela benimki arada sırada bozuluyor. Mesela takıyorsun falan gibi çıkıyor, yerine tekrar oturuyor. Neden? Yani şunu yapıyor musun sen? Hakikaten mesela evde diyelim ki kız arkadaşınla yani beraber oturuyorsun. Gidiyorsun ve bir dakika canım deyip şöyle evet, pik diye böyle bunu alıp böyle koyup da böyle. En güzel anlarda bile yapıyorum. Sonra gidip belki kızın elini tutacaksın ama o sırada evet, şarkı bitiyor. Tekrar oraya gidip affedersin tatlım. Pik bank tekrar evet, yerine koyup falan gibi. Yapıyor musun bunu? Pik bank boink 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 zıp bu. Allah Allah. Oluyor yani. Seksi de point point zup diye tarif etti. Evet. Bütün bunlar vinil sayesinde oluyor evet, değil mi? YouTube'la başarı yok. Evet, ya da Spotify. Mola veriyorsun. Ama sonra bir dakika. Ha. Tamam evet. Bir dakika. Ben pila ters yüz edip geliyorum. Eskiden mi? Barry White çıktığında böyle o Dua Alpik hava koyarlardı. Tabii tabii. Barry White. Bak nerede? Bak gördün mü? Barry White'ın bak, sesi. Bak neyse de Barry White döneminde. Özür dilerim efendim. Hayır, teyze de Barry, ama neydi Barry White? Barry White yani. Hep konuş başta böyle when I first met you, it's not enough. Bizim zamanımızın. Hep aşağıdan bir giriş var. Herkes Barry White. Tabii değil mi?